Bak ne güzel yanıyor oğlum. Aynı ateş topu gibi. Baksana şuna. Of oğlum çok heyecanlı ya. Oğlum ben evde de yapıyorum bunu. Baksana nasıl yanıyor alev alev. Evet. Ateş topu gibi. Aynen ateş topu gibi. Bir daha yakayım mı? Yak yak. Oğlum çok heyecanlı ya. Benim gibi yapamazsınız oğlum. Kimse yapamaz tabii. Yakalanmayalım sakın oğlum. Yakalanmayız yakalanmayız. Herkes derste. Bizim çişimiz var dedik. İzin aldık. Ben bu oyunu çok sevdim. Çok güzel oluyor ya. İyi oynarız. Oynarız. Çocuklar. Çocuklar. Savaşacaksın oğlum. Çocuklar. Müdür gelmiş. Oturun. Şimdi beni iyi dinleyin. Okulumuzda bu hafta sonu itibariyle misafir arkadaş uygulaması başlatıyoruz. Uygulamamız kura ile eşleşen iki arkadaşın hafta sonlarını birbirlerinin evinde geçirmesi şeklinde olur. Yani bu hafta sonu bir arkadaşınız sizin evinizde misafir olacak. Yaşasın. Diğer hafta sonu da siz onda. Öğretmenim. Söyle Yusuf. Metan bu hafta sonu bizde kalsın mı? Kura sonucuna bağlı bu Yusuf. Bu kesede hepinizin isimleri yazıyor. Kim hangi ismi çekerse bu hafta sonu misafiri o olacak. Hoş geldin oğlum. Of anne ya çok yoruldum. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Of çok yoruldum ya. Nasılsın oğlum? Günün nasıl geçti? Çok yoruldum anne. Çok ders vardı. Yavrum sana kaç kez kantinden bir şey alma dedim. Evde taze sıkılmış meyve suyu varken. Anne ya bu çok lezzetli. Evladım önemli olan sağlıklı olması. Ah kaç kere söyleyeceğim. Kime söylüyorum ben? Bak şimdi ya. Azıcık uyuyun hocam anne ne olur. Hayır efendim hemen bırakıyorsun bilgisayarı. Önce ödevlerini yap, ondan sonra yemeğini ye. Ondan sonra uyu. Yemek yedim ben. Ne demek yedim ya? Ya bu çocuk neden laftan anlamaz ya? Oğlum, kaç kere söyledim sana dışarıda yemek yok diye. Ya hasta olacaksın o pis şeylerden. Ay yok, sen söz dinlemeyeceksin anlaşıldı. Hafta sonu dışarı çıkmak yok sana. Belki aklın başına gelir. Ama anne ne olur. Hiç boşuna ısrar etme beyefendi. Çıkacağım işte, çıkacağım. Bacak kadar boylu bir de bana kafa tutuyor. Allah'ım ne yapacağım ben bu çocukla ya? Büyüdükçe söz dinlemiyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, ne oldu yine? Ne oldu yine? Sesin asansöre kadar geliyor. Öyledir. Gürdür benim sesim. Belli. Ah. Yine ne yaptım Ethan? Sence? Tolga. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Neden anlamıyorsun? Büyüdükçe söz dinlemez oldu. Sen de bir konuşsan. Sonra konuşurum Nalan. Saatlerdir ayaktayım.
8 saat sürdü ameliyat. Kıpırdayacak halim yok. Yemek var mı? Yemek yemeye vaktin var. Bu kadar yorgunluğun üstüne. Ama çocuğunla konuşacak vaktin yok. Hep sonra, hep sonra. Hiç ilgilenme sen zaten. Ama bir gün başına bir şey gelirse hatırlatırım bunları. Bana bunları söyleyebilmek için o günü bekliyorsun. Ne dedin sen? Bir gün Meta'nın başına bir şey gelse, haklı çıktığın için sevinecekmiş gibisin. Tolga, saçmalıyorsun. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ben anneyim. Endişelerimi neden anlamıyorsun? Endişelerini anlıyorum. Sadece bu endişelerinin onu daha çok sevdiğinden değil. Sakın. Sakın. Onu daha çok sevdiğini söyleme. Sakın bana evlat sevgisini öğretmeye kalkma. Sakın. Beyimiz neden yemeğini bitirmiyor acaba? Anne, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben bu hafta sonu Yusuflar'da kalacağım. Allah Allah. Okuldan söyledi anne. Misafir öğrenci uygulaması varmış. Sonraki hafta Yusuf bizde kalacak. Hayır efendim, olmaz öyle şey. Gelsin arkadaşın, burada kalın. Ben seni bilmediğim yere gönderemem. Anne, ne olur lütfen. Metehan, boşuna ısrar etme. Olmaz dedim o kadar. Hadi yemeğini bitir. Nasıl bir uygulamaymış bu ya? Bize hiç haber vermeden, danışmadan. Metehan, çabuk buraya dön ve yemeğini bitir. Üstüne gitme bence. Ne demek üstüne gitme? Şu hallerini görmüyor musun? Tabii görmüyorsun. Telefondan başını kaldırdın mı var? Kime söylüyorsan. Tolga. Tolga. Tolga! Efendim hayatım? Yok bir şey. Kimse görmüyor değil mi? Yok oğlum. Oğlum çok keyifli ya. Ya yakalanırsak? Hiçbir şey olmaz oğlum. Metehan? Eyvah. O çakmak ne? Hangi çakmak anne? Arkana sakladığın çakmak. Ver bakayım şunu. Sana demedim mi bir daha oynamak yok şu çakmakla diye? Hem bu çocuk kim? Yok, bu başka arkadaşın senin. Yusuf anne, hafta sonu evde kalacağım arkadaş. Yürü bakayım yürü. Konuşalım şu müdürünüzle. Nalan Hanım, okulumuza şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Eşiniz nasıl? Aman efendim sormayın. Çok yoğun. Müdür bey, ben bu yeni uygulamayla ilgili sizi rahatsız etmiştim. Ha, şu misafir öğrenci uygulaması. Evet evet. Bu projenin çocuklarımızı birbiriyle kaynaştıracağını düşünüyoruz. Ve bu projede önce okul olmayı da hedefliyoruz. Şimdi müdür bey, biliyorsunuz biz çok titiz bir aileyiz. Hani bu gideceği evi, aileyi önceden tanımamız mümkün mü? Nalan Hanım, içiniz rahat olsun. Bütün velilerimiz çok kıymetli insanlardır. Bu konuda önce olacağınızı da tahmin ediyorum.
Ya, evet. Ayşuf. Yürü bakayım sen. Metehan. İyi dersler çocuğum. Akıllı ol. Allah zihin açıklığı versin. Metehan, yaramazlık yapma ne olur. Okuldan şikayet gelmesin. Tamam mı anneciğim? Tamam anne. Hadi iyi dersler. Annen ne dedi? İzin vermiyor mu? Yok, müdürle konuşunca mecburen tamam dedi. Ama önce sinemeye gelecekmiş görmek için. Gelsin, bizim evimiz çok güzel ki. Yaşasın. Yaşasın. Metehan. 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 Metehan, kime diyorum? Efendim anne. Oğlum, duymuyor musun? Duyuyorum anne. Bak, eşofmanlarını, havlunu buraya koyuyorum. Sakın o evde başka havlu kullanma, tamam mı? Tamam anne. Ha, diş fırçanı da almayı unutma giderken. Kime diyorum ben? Metehan, yarın seni ben götüreceğim. Böyle yaparsan biraz zor gidersin. Tamam anne. Söylediğim her şeyi yapacağına söz vermen lazım. Söz anne. Elimi bile iki kez yıkayacağım. Söz anne. Sakın çakmakla ateşle oynama, tamam mı oğlum? Tamam anne. Bak, bu sana son ikazım. Tamam anne. Sen adamı çatlatırsın, biliyorsun değil mi? Evet anne. Hoş bulduk Yusuf. Metehan, emin misin? İstersen dönebiliriz eve. Bak, ben sana ne göstereceğim. Bizim palmiye ağacımız var. Bana bak, sakın ağaca falan çıkmak yok. Bak, telefonun çantanda. Olumsuz bir durumda hemen beni arıyorsun, tamam mı? Annem. Hoş geldiniz. Ben Yusuf'un annesiyim. Ben de Metehan'ın annesiyim. Memnun oldum. Metehan, hatırladın mı beni oğlum? Okula gözleme getirmiştim hani. Hatırladım tabii. O gözlemelerden tam 3 taneydim ben. Sevdin demek. Ben sana yine yaparım oğlum. İçeri buyurun. Yok sağ olun, benim durmam lazım. Metehan, hadi sen arkadaşın yanına git. Gel topu oynayalım. Hadi. Bakın, aslında o benim pek onay verdiğim bir şey değil. Okul başlatmış. Ben de Metehan istedi diye kabul ettim. Ama içim hiç rahat değil. İlk kez biz olmadan başka bir yerde kalacak. Rica ediyorum, dikkatli olun. Emin olabilirsiniz. Kendi çocuğum gibi bakarım, dikkat ederim. Zaten çok kalmaz burada. İnternet bağımlısı da bizimki. Bilgisayar olmadan bir saat bile geçiremez. Siz merak etmeyin. Burada bilgisayara lüzum kalmayacak. Bir de yanlış anlamazsanız ben bir miktar para bırakmak istiyorum size. O neden? Yani oğlum size yük olmasın. Yük ne demek Nalan Hanım? Bu dediğinizi duymadım sayacağım. Peki, siz öyle diyorsanız. Oldu o zaman. İyi günler. Size de. Thank you.
baş ne taraf? O ne? Hangi taraftan vuracağım onu soruyorum. Eğer sağ taraftan vurursan hepsini alırsın. Hadi ya, iyiymiş. Tüh ya. Sıra bende. Aa, haksızlık ama ben de oynayacağım. Anneye bak. Biliyor oynuyor. Bu nasıl anne ya? Bak şimdi, bilyeyi aldık. Bakıyoruz. Evet, bunlar benim. Yendim sizi. Hepsi benim. Ya anne ya. Yenmek de var, yenilmek de var. Ne bakıyorsun? Babamız da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Gel bakalım, gel. Oho, misafirimiz de gelmiş. Söylemiştim ya baba, Metan bu, sıra arkadaşım. Evet, biliyorum. Nasılsın bakalım Metan, hoş geldin. Hoş bulduk Murat amca. Baba ne olur masal anlat. Metan da dinlesin. Oğlum dur ya, işten yeni geldim, elimi yüzümü yıkayayım. Baba anlatacaksın değil mi? Anlatacağım, anlatacağım. Yusuf, baban masal anlatır, biz de mısır patlatırız. Olur mu oğlum? Nasıl? Mısır kendiniz mi patlatıyorsunuz? Evet, tencerede patlatıyor annem. Yemek gibi mi? Görürsün oğlum, sabret. Mısır, masal. Aa, hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Pilavın altını kıstım. Demlenene kadar sana geçeyim dedim. İyi yaptın. Metehan yok mu? Yok, arkadaşına kalacak hafta sonu. Aa, öyle mi? Ne güzel. Ne demezsin. Gecekonda yaşayan bir arkadaşında kalıyor. Okul misafir öğrenci uygulaması başlatmışmış. Sahi mi? Nasıl izin verdin sen ya? Metehan çok ısrar etti, ben de kıramadım. Zaten fazla kalamaz. Bilgisayarsız bir gün geçiremez o. Doğru söylüyorsun. Yarın gider alırım. Aman Nalan, o gece kondular tekin yerler değil. Yerinde olsam bir dakika tutmam onu orada. Allah korusun ya. Sağ ol yani Sevil. Sanki rahatmışım gibi bir de içime kurt düşürdün. Musluklarından akan su bile hasta eder Nalan. Ayrıca kadını tanıyor musun? Nasıl bir anne? Neyse artık, olan oldu. Bu gece kalsın da yarın sabah gider alırım. Aman git, git bir an önce al gel çocuğu. Ne içersin bu arada? Bir kahve yapayım mı? Olur. Ay, Metehan'a da 530. level'da olduğumu söyleyecektim. Hadi çocuklar. Aa, ne güzel çocuk masası. Oğlum çocuk masası değil o, sofra. Sofra. İlla bağdaş kurman gerekmez oğlum. Nasıl rahat ediyorsan öyle otur oğlum. Uzat ayağını. Ha? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çorabı çok lezzetli olmuş Bilgül teyze. Afiyet olsun oğlum. Şeker olsun, bal olsun. Yatmadınız mı da? Şimdi uyuyun.
yaşayacağız. Battaniyemizi paylaşırsak. Çekiştirmezseniz ikinize de yeter. Paylaşmak battaniyeyle başlar. Hadi bakalım, iyi geceler size. Sağ ol baba. Sağ ol Murat amca. Keşke benim babam da böyle olsa. Senin baban doktor değil mi? Keşke doktor olmasa. Belki Murat amca gibi o doğuyor ileride. Hadi yatalım artık. İyi geceler. İyi geceler. Nefis gözleme kokusu. Evet, gözlemeler hazır. Hadi hadi, arkadaşını da kaldır. Metan! 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 Yapma, çekme battaniyeyi. Yapma, çekme. Galiba altımı ıslatmışım. Anne! Yusuf, yoksa yine altını mı ıslattın oğlum? Ha? Metehan kendisi yaptı biliyor ama kesin senin işindir bu oğlum. Ben şimdi yıkarım onları. Hadi hadi. Siz önce elinizi yüzünüzü yıkayın. Pijamalarınızı çıkarın. Ben hepsini atar yıkarım. Ha? Gözlemeleriniz soğumasın. Hadi. Ellerine sağlık Büyüköy teyze. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun güzel oğlum. Anne, kahvaltıdan sonra bahçede oynayabilir miyiz? Metehan babamın atölyesini görmek istiyor. Yok yok. Baban olmadan olmaz oğlum. Anne ne olur bir bakıp çıkacağız. Baban öğlen gelecek nasılsa oğlum. O gelince birlikte gidersiniz. Bilgül teyze, tabaktakileri yiyebilir miyim? Yersin tabii oğlum, yersin. Afiyet olsun, şeker olsun. Ay. Günaydın. Sana da. Ay nasıl uyumuşum ya. Of. Metehan seni aradı mı? Yok. Peki sen neden aramadın onu? Ay aman Allah'ım, ya çocuğun başına bir şey geldiyse? Ay belki de... Ay Allah korusun. Nalan, bu kadar evham fazla. Binlerce gecekondu var. Merak etme, senden bir şey bekleyen yok. Sen rahat rahat gazeteni oku. Ne bakınıyorsun? Ne bakınabilirim? Tabii ki telefonumu arıyorum. Sehpada. Oh, gözümün önündeki telefonu görmüyorum ya. Hah, Metehan oğlu. Nalan Hanım, ben Birgül. Birgül Hanım siz miydiniz? Ben Metehan'ı merak ettim de. Nerede kendisi acaba? Telefonu neden yanında değil? Yusuf'la bahçeye çıktılar oynamak için. İsterseniz çağırayım. Neyse neyse, ben birazdan uğrayacağım zaten. Allah'ım çıldıracağım. Hiç umursamaz mı insan ya? O senin de çocuğun. Evet, benim de çocuğum Nalan. Sen adamı delirtirsin. Gidip hemen Metehan'ı eve getireceğim. Aman geç kalma ha. Aman geç kalma. Allah'ım ya, bu nasıl bir gamsızlık ya? Nalan, kalp krizi geçireceksin. Tolga! Bak
Tamam oğlum, bulamayacaksın beni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, solum, ay, sağım, solum. Ebe, saklam ya sobe. Meta sobe. Sobe. Yandı, şimdi sen sayacaksın. Bak şimdi sayıyorum. Tamam oğlum, bulamayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Yusuf, sobe. Burada ne var Yusuf? Burası babamın atölyesi. Girelim mi? Babam çok kızar. Azıcık bakalım oğlum. Aa, ne güzel şeyler var burada. Bak, bundan bizim evde de var. Gördüm. Yusuf, bak kolay parlayıcı diyor. Yakmak için herhalde. Hayır, yakmak için değil. Babam boyaya katıyor onu. O zaman belki renkler taşı vardır. Tenis topu gibi. Birazcık deneyelim mi? Olmaz, babam çok kızar. Hem yangın çıkar. Dikkatli oluruz, bir şey olmaz. O zaman azıcık yakalım. Ateşi renkli olmazsa hemen söndürürüz. Çakmağın var mı? Oğlum, kibritim var benim. Nereden aldın? İçeriden. Birgül Hanım. Birgül Hanım. Birgül Hanım. Hoş geldiniz Nalan Hanım. İçeri geçelim. Yok sağ olun. Ben Metehan'ı almaya geldim. Akşam teyzesi geliyor da mutlaka görmek istiyor onu. Neredeler acaba? Buradaydılar. Saklambaç falan oynuyorlardı. Arka tarafa saklanmış olabilirler. Saklambaç mı? Ya sabahtan beri bir eğleniyorlar, bir eğleniyorlar. Keşke gözünüzün önünden ayırmasaydınız. Yok, buralarda bir şeycik olmaz. Bizim burada başlarına hiçbir şeycik gelmez. Arka taraftadırlar. Hadi gelin bakalım. Peki. Tamam. Metehan! 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 Met
Nasılsın, iyisin? Hiçbir şeyin yok. Ben iyiyim. Neden ateşi çıktı? Geçici bir şey. Korktuğu için çıkmıştır. Merak etme, geçer. Biraz dinlensin, kendine gelir. Bir de bol bol yoğurt yiyerek, tamam mı aslanım? Peki babacığım. İyisin değil mi oğlum? İyiyim, iyiyim. Bak, bir de annenin sözünden çıkma. Annen olmasaymış, Allah muhafaza. Onu ben kurtarmadım. Efendim? Onu ben kurtarmadım. O kadın kurtardı. Panikledim, korktum. Ama o korkmadı. Anne, bir gün teyze iyi oldu değil mi? Bilmiyorum oğlum. Hastaneye götürdüler. Baba, biz de hastaneye gidelim mi? Olur, gideriz oğlum. Baba, hemen şimdi gidelim, ne olur. Tamam oğlum, gideriz. Anneciğim. Anneciğim, uyan hadi. Baba, neden uyanmıyor? Uyanacak oğlum. Doktor amca öyle dedi ya. Anneciğim, hadi uyan ama. Ben öptüm mü, annem uyanır. Anneciğim. Yusuf. Anne, anneciğim. Baba, bak, annem uyandı. İyisin değil mi hayatım? Aa, Metan, annem uyandı. Begül teyze. Hoş geldin Metehan, nasılsın oğlum? Oo, ne güzel çiçek getirmiş Metehan. Begül teyze, iyiyim ben. Merak etme, annem beni hastaneye götürdü. Evleri yıkandım, tertemiz oldum. Ben de eve gidince yıkanacağım. Annem de çok üzüldü, endişelendi senin için. Öyle mi? Tabii ya, o da geldi şimdi, doktorla konuşuyor. Hayatım, ben bir gidip bakayım. Git. Sana dedim yakma o kutuyu diye. Yusuf, geçti gitti işte. Bir daha yapmaz öyle bir şey. Değil mi oğlum? Metan, biliyor musun? Hastanede kocaman bir akvaryum var. Nerede peki? Gel sana göstereyim. Aa, annem geldi. İyi misin? İyiyim. Annem uyandı çok şükür. Çok geçmiş olsun Birgül Hanım. Sağ olun. Hadi Yusuf, sen Metan'a akvaryumu göster. Oğlum ya, acayip balıklar var. Hadi be. Vallahi. Birgül Hanım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne demek Nalan Hanım? Asıl benim size özür borcum var. Bakamadım ki çocuklara. Öyle demeyin. Hayatınızı tehlikeye attınız. Ya benim gibi korksaydınız? Acı tecrübe oldu işte. Galiba en acı tecrübeyi ben edindim. Evladım için hep her şeyin en iyisini yaptığımı düşündüm. Ama hiçbir şey yapamadım ben. Siz olmasaydınız. Öyle demeyin Nalan Hanım. Size karşı mahcubum zaten. O ateşin içine sizi sokanın mahcubiyet olmadığını biliyorum ben. O ateşin içinde Yusuf varmış gibi girdiniz. Yoksa oğlum... Tolga Bey de ziyaretimize gelmiş. Hoş geldiniz. Birgül Hanım, olanları duydum. Çok geçmiş olsun. Sizin hakkınızı nasıl öderiz? Böyle konuşmayın. Nalan Hanım da fazlasıyla abarttı zaten. Allah razı olsun. Amin. Hepimizden. Anne, iki ekmek daha aldım. İyi yapmışsın oğlum.
paranın üstüyle bir şeyler alsaydın ya. Yok anne, ben bunları kumbara mı atacağım? Aferin benim oğluma. Ben bakarım anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol. Buyurun, oturun. Metan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Metan, ne haber oğlum? İyiyim Birgül teyze. Birgül Hanım, iyisiniz değil mi? Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Biliyor musunuz Birgül Hanım? Artık bu ev bile çok farklı geliyor gözüme. Oysa ilk gördüğümde burada insan nasıl yaşar diyordum. Ama evi ev yapan, güzelleştiren içindeki insanlarmış. Onu da anladım. Sağ olun. Murat Bey yok mu? Arkada. Gelir şimdi. Ben bir yemeğe bakayım 2 dakika. Ben de size yardım edeyim. Lütfen. Her şeyim hazır. Oturun. Peki. Rahatınıza bakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, elimdeki işe dalmışım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, ne haber Metehan? İyidir Murat amca. Murat amca, köle boy oynarız değil mi? Oynarız tabii. Ama bu sefer biz de katılacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.